MIT Açık Ders Malzemeleri Lineer Cebir 18.06 15. Ders. Evet arkadaşlar, bu dersi ölümsüz kılmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Tamam öyleyse. Bu önemli bir ders. İz düşümler hakkında. Bir B vektörünün A vektörü üzerindeki iz düşümünü alarak başlayalım. Şimdi geometrinin iki boyut içinde kaldığımızda neye benzediğini görelim. Tek boyutlu alt uzayda bu doğru boyunca bir nokta bulmak istiyorum. Dolayısıyla işe tek boyutla başlıyoruz. Bu doğru üzerinde A'ya en yakın olan noktayı bulmak istiyorum. Önce problemi alayım. Daha sonra bunu neden yapmak istediğimi ve neden diğer alt uzaylar üzerine iz düşüm yapmak istediğimi açıklayayım. Pekala. Bu doğru üzerinde B'ye en yakın olan nokta nerededir? Buralarda bir yerde. Bunu birleştireyim. Peki buradaki amacım ne? Buradaki diklik ne? Burada diklik nerede? Buradaki en önemli nokta bunun en iyi nokta olması. Bu B'nin doğru üzerindeki iz düşümü. Peki diklik nerede? Görüldüğü gibi bu bir dik açı. Bu bir hata. Bu benim ne kadar hatalı olduğum. Bu B ile P arasındaki fark. Bu A'ya dik. Bunun bize bir denklem vermesi gerekir. Bildiğimiz bir gerçek varsa bunun bize iz düşümün nerede olduğunu söylemesi gerektiği. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bakın burada bir üçgen çizdim. Eğer trigonometri yapıyor olsaydım, doğrusal cebirle karşılaştırıldığında bize o karmaşık sinüs teta ve kosinüs teta formüllerini veren teta açısıyla ilgili uzunlukları bulmak isterdim. Bulmak istediğimiz formül, peki ne biliyoruz? P yani iz düşümün A'nın katları olduğunu biliyoruz. Değil mi? Bu doğru üzerinde. Dolayısıyla bu tek boyutlu bir alt uzay. Ve bu diyelim ki A'nın x katı. Dolayısıyla bulmak istediğim bu x sayısı. Bunu tek boyutta yapmak kolay. Pekala bunu yapalım. Ve bunu daha yüksek boyutlara nasıl taşıyacağımızı görelim. Buradaki en önemli husus her şeyin dik olması. Buradaki gerçek A'ya dik olan bir şeyin E'ye de dik olması. Ki bu A devrik B eksi AX. Ama bu AX değil. Ne oldu önemli değil. X A. İşte bu sıfıra eşit. Bu denklemi görüyor musunuz? Bu bize A'nın buna düzeltmeye dik olduğunu söylüyor. İşte bu bize x'in ne olduğunu söyleyecek. Tahtayı biraz kaldırayım ve bunu sadeleştireyim. Ve işte x ortaya çıktı. Tamam. Dolayısıyla bunu sadeleştirirsem bakalım bir terimi bu tarafa, diğer terimi öbür tarafa alalım. Elime x çarpı A devrik A eşit A devrik B. Doğru mu? Elimde bir terim olarak A devrik B var. Ve diğer terim olarak da A devrik A var. Dolayısıyla işte benim A devrik A terimim. Ancak bu sadece bir sayı ve buna bölmem gerek. Cevabı buldum. X A devrik B'nin A devrik A'ya bölümü. Ve P yani bulmak istediğim iz düşüm sağdaki çarpım. İçinde kosinüs teta var. Ancak açılara bakmamız gerekmiyor.
Burada sadece vektörleri elde ettik. Ve P izdüşümüm A çarpı bu x olur. Veya x'in bu a ile çarpımı. Fakat sonunda x'in sağ tarafa geçmesi gerekecek. Burada hali hazırda 3 formülden ikisini elde ettiğimi görüyor musunuz? Tam burada. Elimde beni cevaba götürecek bir denklem var. İşte bu x'in cevabı. Ve işte bu da izdüşüm. Pekala. Bu tek boyutlu probleme bir şey daha ekleyebilir miyim? Bunu doğrusal cebirden matrislere taşıyacak bir şey. İşte yapmak istediğim en son şey bu. Ama bu formülleri unutmayın. A devrik B bölü A devrik A. Aslında öncelikle şuna biraz bakayım. Farz edin ki bir sonraki adımı atayım. Dolayısıyla P A çarpı X olur. Yani artık bunu yazabilir miyim? P A çarpı bu zarif sayı. Yani A devrik B'nin A devrik A'ya bölümü olur. İşte bu bizim izdüşümümüz. Bu formülleri anlamaya ve sindirmeye çalışırken size bir iki soru sorabilir miyim? Diyelim ki B'yi 2 katına çıkardım. Diyelim ki B yerine 2B yazdım. İzdüşüme ne olur? Diyelim ki bu B vektörü yerine tahtaya bunun 2 katı uzunluğunda bir vektör çizdim. Şimdiki izdüşüm nedir? O da 2 katına çıkar değil mi? 2 misli uzağa gider. Yani B 2 katına çıkarsa izdüşüm de 2 katına çıkar. Ve onu burada görüyorsunuz. Yani ek 1 2 faktörü koyarsam P de bu faktörü alır. Peki A'yı 2 katına çıkarırsam ne olur? Üzerine izdüşüm aldığım A vektörünü 2 katına çıkarırsam ne değişir? İzdüşümde hiçbir şey değişmez değil mi? Çünkü ben sadece bu doğru değişmedi. Eğer A'yı 2 katına çıkarırsam ya da eksi alırsam yine aynı doğru olur. İzdüşüm hala aynı yerde. Ve elbette A'yı 2 katına çıkarırsam yukarıda 4 birim ve aşağıda da 4 birim elde ederim. Ve bu ikisi birbirini götürürler ve izdüşüm aynı kalır. Şimdi burada buna izdüşüm olarak bakarsak burada bir matris var. Yani izdüşüm bizim izdüşüm matrisi diyeceğimiz bir matrisle yapılıyor. Ve başka bir deyişle izdüşüm bu B terimi üzerine etkileyen ve izdüşüm oluşturan bir matristir. Kısaca izdüşüm P verilen girdiye etkileyen bir izdüşüm matrisidir. Burada girdimiz B. İzdüşüm matrisi de P olur. Değil mi? Aslında şu anda bana bu izdüşüm matrisinin ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani bu bayağı ilginç bir matris. Hangi matris B ile çarpılıyor? Sadece bu formülden P'nin ne olduğunu görebilirim. P izdüşüm matrisi. Bu da ne? Üstte bir A devriği görüyorum. Ve altta da bir A devrik A var. Ve bunlar birbirini götürmez. Bu bir sayı değil. Değil mi? Bu bir matris. Çünkü altta bir A devrik A var. Bu sadece bir sayı. A devrik A. İşte bu boyun karesi. Ve üstte de bir sütun çarpı satır var. Sütun çarpı satır bir matris olur. Dolayısıyla bu tam ölçekli n'ye n'lik matris olur eğer n boyuttaysam. Ve bu ilginç bir durum. Eğer bunu b ile çarparsam o zaman bunu elde ediyorum. Bir kere daha gördüğünüz gibi bu parantezleri farklı yere koyuyorum. Parantezleri buraya doğru olarak koyuyorum. Tamam. İşte buna izdüşümü oluşturan matris diyorum.
Tamam. Şimdi bana söyleyin. Pekala. Bu matrisin özellikleri neler? Burada sadece A ve B harflerini kullanıyorum. Sayı da kullanabilirim. Ama ilk defa bu harflerle daha açık olacak. Çünkü formüller basit. A devrik B'nin A devrik A'ya bölümü. İşte bu A ile çarpılan bir sayı. Ve sonra... Bir dakika, burada bir matris var. Ve bu matrisin rankı ne? Sırası gelmişken bu matrisin rankı ne? Evet. Size bu matrise ilgili birkaç soru sorayım. Biraz garip görünüyor. A devriğin bu sayıya bölümü. Fakat bunun sütun uzayını da sorabilirdim. Evet, size bunun sütun uzayını sorayım. Pekala, bir matrisin sütun uzayı nedir? Eğer bir matrisi herhangi bir şeyle çarparsanız daima bir sütun uzayı elde edersiniz, değil mi? Bir matrisin sütun uzayı bu matrisle bir vektörü çarptığınız zaman herhangi bir B vektörü bu matris tarafından çarpılırsa daima sütun uzayına girersiniz. Sütun uzayı bu şekilde çalışır. Peki daima hangi uzaya ineriz? Bu matrisin sütun uzayı nedir? Herhangi bir B vektörü ile matrisimizi çarptığımızda sonuç ne olur? Dolayısıyla P çarpı B. Şimdi neredeyim? Bu doğru üzerindeyim, değil mi? Bu sütun uzayı. Peki işte burada. Bu matrisle ilgili gerçekler var. Bu izdüşüm matrisi P'nin sütun uzayı A'dan geçen bir doğrudur. Ve bu matrisin rankı hepinizin birazdan söyleyeceği gibi 1'dir. Pekala, rank 1. Bu rankı 1 olan bir matris. Aslında aynen rankı 1 olan matrislerde alışık olduğumuz gibi davranıyor. Bir sütun çarpı bir satır. Bir sütun çarpı bir satır. Matris rankı 1 olan bir matristir. Bu sütun sütun uzayının tabanıdır. Sadece bir boyutta. Pekala. Matrisler hakkında bildiğim bu. Ama matrisler hakkında söylemek istediğim iki önemli husus daha var. Birincisi, bu simetrik mi? Bu matrisler hakkında sorulacak doğal bir soru. Cevabı, evet. Bunun devriğini alırsam, burada aşağıda bir sayı var. A devriğin devriği. A'nın devriği olur. Dolayısıyla P simetriktir. P devrik eşittir P. Dolayısıyla bu anahtar bir özellik. İzdüşüm matrisinin simetrik olması. Bir başka özelliği ise bunun gerçel olması. İzdüşümü iki kere yaparsam ne olur? Dolayısıyla ben P kare ile ilgili bir bilgi arıyorum. Ancak burada çizdiğim resme göre herhangi bir B vektörü alırsam ve bunu izdüşüm matrisimle çarparsam beni buraya getirir. Yani bu PB'dir. Şimdi tekrar izdüşüm alırsak ne olur? İzdüşümü ikinci kez uygularsam ne olur? Bunu bir kere uyguladığımda beni buraya getirmişti. İkinci defa da beni buraya getirdi. Yani olduğum yerde kaldım. Pekala. Bu doğru üzerindeki bir noktanın izdüşümü aynı yerdir. İzdüşüm aynı noktadır. Bunun anlamı eğer iki kere izdüşüm alırsam birinci izdüşümde elde ettiğim cevabın aynısını elde edeceğim. Dolayısıyla bu iki özellik bana bir izdüşüm matrisine bakmam gerektiğini söylüyor. Simetrik ve karesel. Çünkü ikinci defa izdüşüm aldığımda birinci sonuçla aynısını elde ediyorum. Öyleyse işte burada da A'dan bu doğruya neyin izdüşümünü aldığımı bildiğim zaman kullanacağım tam formül var. Dolayısıyla P'nin ne olduğunu biliyorum.
Artık bir doğruya yüz düşüm almak için gerekli olan tüm parçalar elimde. Lütfen bunları unutmayın. Dolayısıyla hatırlamamız gereken 3 tane formül var. X için olan formül, P veya AX için olan formül ve P veya matris için olan formül. Güzel. Harika. Tamam. Şimdi daha yüksek boyutlara gitmek istiyorum. Burada da 3 tane formülümüz var ama bunlar biraz farklı. Çünkü artık elimizde tek bir doğru değil, 3 boyutlu bir düzlem veya n boyutlu bir alt uzay var. Pekala. Şimdi sonraki soruya geçelim. Fakat önce neden bir iz düşüm istediğimi söyleyeyim. Ve sonra buna tamamen paralel gittiğimizde ne olduğunu bulabiliriz. Pekala, neden bu iz düşümü istiyorum acaba? Çünkü geçen sefer de söylediğim gibi yeni bölüm hiçbir çözümü olmayabilen AX eşit B şeklindeki denklemlerle uğraşıyor. Bu gerçekten benim problemim. Elimde bir sürü denklem var. Bilinmeyenlerden daha çok denklem var. Ama onları çözemiyorum. Peki ne yaparım? Çözebileceğim bunlara en yakın olan problemi çözerim. Ki en yakın olan ne? AX'in daima A'nın sütun uzayında olması. İşte benim problemim bu. Benim problemim AX'in sütun uzayında olup B'nin muhtemelen sütun uzayında olmaması. Peki B'yi ne ile değiştireceğim? Sütun uzayındaki en yakın vektörü seçer ve AX eşit P için çözüm yaparım. İşte bunu yapabilirim. Burada P sütun uzayında B'ye yapılan İz düşümdür. İşte bu yüzden bunu yapabilmek istiyorum. Çünkü burada bir çözüm bulmalıyım. Burada x'in tepesine bir şapka koymak istiyorum. Çünkü bu var olmayan x değil. En olası olanı. Dolayısıyla buradaki en iyi iz düşümü bulabilmeliyim. Bu sağ tarafa sütun uzayında B'ye en yakın olan değeri koyarsak o zaman ne yapacağımı biliyorum, değil mi? Pekala, bu problemi çözdük. Bu problemi neden tekrar incelediğimizin sebebi artık 3 boyuta olmamız. Dolayısıyla elimde artık bir düzlem ve bu düzlem içinde olmayan bir B vektörü var. Ve bu B'nin düzlem üzerindeki iz düşümünü almak istiyorum. Tamam. Dolayısıyla sorum şu. Bir vektörün iz düşümünü nasıl alırım? Burada aradığım şey uygun bir formül. Ve bu konuda doğrusal cebire güveniyorum. Bana B'nin bir düzlem üzerindeki iz düşümünü hesaplayacak bir formül vermesi için. En yakın noktayı. Dolayısıyla burada doğru açı hayati önemde. Tamam. Peki, bundan sonrası ilk önce bu düzlemin ne olduğunu sormam gerek. Bir formül çıkartmak için size bu düzlemin ne olduğunu söylemem gerek.
Peki size düzlemi nasıl söyleyeceğim? Size düzlemin tabanını söyleyeceğim. Buna göre bir düzlemin tabanı iki vektörden oluşur. A1 ve A2. Burada da işte A1 vektörü ve işte ikincisi A2 vektörü. Bunlar birbirine dik olmak zorunda değiller. Ama bunlar birbirinden bağımsız olsalar iyi olur. Çünkü düzleme bakacak olursak bu düzlem A1 ve A2 tarafından tanımlanıyor. Ve tekrar geri dönersem, bununla ilgili olarak bu düzlem bir sütun uzayıdır. Peki hangi matrisin sütun uzayı? Hangi matris? Bu iki soruyu nasıl bağlayabilirim? Bir düzlem üzerine nasıl izdüşüm alabileceğimi düşünüyorum. Ve burada bir matris oluşturmaya çalışıyorum. Eğer bunu matris terimleri cinsinden yazarsam her şey daha açık olacak. Peki hangi matris bunlara sahip? Bu sütun uzayına? Tabii ki birinci sütunda A1'i, ikinci sütunda da A2'yi içeren matris. Pekala. Cevabını bulmadan önce soruyu tamamlayalım. Burada iki sütunlu bir matris arıyoruz. Ve 2'yi yaptıktan sonra artık ne için hazırım? Dolayısıyla bu iki sütunlu da olabilir, n sütunlu da. Cevabı A matrisi cinsinden yazacağım. Buradaki nokta bu iki sütunun izdüşüm alacağımız düzlemi ve sütun uzayını tanımlamasıdır. Pekala. Elimde muhtemelen sütun uzayında olmayan bir B vektörü olsun. Tabii ki eğer B sütun uzayındaysa izdüşüm son derece basit ve direkt olarak B'ye eşit. Fakat büyük olasılıkla bu B-P kısmında bir E hatası var. Ve muhtemelen sıfır değil. Fakat burada güzel olan taraf şu. Geometriden veya kalkülüsten veya cebirden biliyorum ki bu vektör B'nin düzleme dik olan parçası. Yani E düzleme diktir. Eğer sezginiz de bunu diyorsa bu son derece önemli. Bu bize cevabı verir. Pekala, problem bu. Şimdi cevaba bakalım. Bu son derece zevkli bir ders oluyor. Çünkü ben problemi yazıp size bileşimleri soruyorum. Evet, pekala. P nedir? İzdüşüm P nedir? Bu izdüşüm P, bu taban terimlerin katları veya sütunların katlarıdır. Ama ben x1 a1 artı x2 a2 yazmayı sevmiyorum. Bunun yerine direkt olarak ax yazayım. Ancak her şeyi doğru yapacaksam bu x'in tepesine bir şapka koymalıyım. Çünkü bunlar birer sayı. Bunu çok daha önce yapmalıydım. Dolayısıyla bu p izdüşümü P eşittir A x üzeri çizgi olur. Ve ben x çizgiyi arıyorum. Tabii bunun için bir denklem arıyorum. Dolayısıyla şimdi problemi anladım. Bu problem hata vektörünün düzleme dik olmasını sağlayacak sütunların doğru bileşimlerini bulmak. Şimdi bunu bir denkleme dönüştürelim. Tahtayı biraz kaldırayım
ve denkleme ne yaptığımızı görelim. Ana noktayı tekrar yazayım. İz düşüm a çarpı x üzeri şapka. Ve şu andaki problemimiz bu x şapkanın ne olduğunu bulmak. Ve bunun için olan anahtar da b eksi a çarpı x üzeri şapka. Yani hata. Bu e değeri. Ve bu düzleme dik. Bunun bana aradığım şeyi vermesi lazım. Artık iki tane denklem arıyorum. Elimde x1 ve x2 var. Dolayısıyla iki tane denklem bulacağım. Çünkü bu e şeyi düzlemedik. Peki bu ne anlama geliyor? Bana göre bu hem a1'e hem de a2'ye dik. Pekala, bunlar düzlemdeki iki vektör ve her şey birbirine dik. Düzlem hem a1 hem de a2'ye dik. Bir kez daha tekrarlayayım. Bu adam düzleme dik. Dolayısıyla bu hem bu vektöre hem de şu vektöre dik. Tabii buna dik değil. Fakat diğer her şeye dik. Ve düzlem bana a1 ve a2 vasıtasıyla bunu söylüyor. Elimde iki tane denklem var. a1 devrik, b eksi ax şapka eşittir 0 ve a2 devrik, b eksi ax şapka eşittir 0. Bunlar benim iki denklemim. Ancak bunları matris şeklinde istiyorum. Bu iki denklemi beraberce bir matris denklemine koymak istiyorum. Ve bu gayet uygun çıktı. A devrik matrisine bakalım. Bunun birinci satırına A1 devriği koyalım. Ve ikinci satıra da A2 devriği koyalım. Bunun B eksi AX şapka ile çarpımı. Sıfır, sıfıra eşit olur. Bu denklemi çıkarmanın bir yolu. Bunun sonucunda ortaya çıkan denklem A devrik B eksi A x şapka olup sıfıra eşittir. Tamam mı? Bu benim denklemim. Tamam. Şimdi bir saniye durup bunun hakkında düşünmek istiyorum. İlk olarak geriye gidip bir doğru üzerinde çözdüğüm problemi görüyor musunuz? Bu bir doğru üzerindeydi ve matrisin tek bir sütunu vardı. Ve bu küçük a'ydı. Kısaca bir doğru üzerine iz düşümle ilgili çözdüğüm bu ilk problemde bu büyük a'yı küçük a'ya değiştirilmiş ama elimizde daha önce çözdüğümüz aynı denklem var. A devrik e eşittir 0. Tamam. Şimdi ikinci bir husus. İkinci bir yorum. Bu 4 alt uzayı bildiğime göre artık onları da bu resme yerleştirmek istiyorum. Size şunu sorayım. Bu şey hangi alt uzayda? Bu 4 alt uzayın hangisinde bu hata vektörü e ki bu sadece düzleme dik olarak gelir? E hangi alt uzayın içindedir? Bu denklemde. Tabii bu denklem A devrik çarpı E eşittir 0 diyor. Buradan E'nin A devriğin 0 uzayında olduğunu öğreniyorum. Pekala. Bu benim denklemim. Ve şimdi bunun doğru olduğunu görmek istiyorum. Dolayısıyla
A devriğin sıfır uzayında olan şeyler var. Peki A devriğin sıfır uzayı için ne biliyoruz? Geçen dersimizde bunların bir çeşit geometrisini görmüştük. Tabii onların dikliğini de. Bunun ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Çizdiğimiz bu büyük şeklin sağ tarafında daima A devriğin sıfır uzayı ve A'nın sütun uzayı var. Ve bunlar dikler. Dolayısıyla E'nin A devriğin sıfır uzayında olması bize E'nin A'nın sütun uzayına dik olduğunu söylemektedir. Evet. Neyse ki bu Allah'ın belası şey doğru çıktı. E'yi bulmak için çıkarmakta çok uğraştığım bu denklem bana istediğim şeyi söylüyor. E hatasının A'nın sütun uzayına dik olduğu doğru. Elimizdeki dört temel alt uzaydan bununla aynı olduğunu biliyoruz. E'nin A devriğin sıfır uzayında olduğunu söylemek, E'nin sütun uzayına dik olduğunu söylemekle aynı şeydir. Tamam. Elimizde bu denklem var. Şimdi bunu çözelim. Pekala, bunu A devrik A x şapka eşittir A devrik B şeklinde düzenleyeyim. Bu bizim denklemimiz. Bu bize x'i verir. Ve lütfen size durmaksızın bu tek boyutlu durumu hatırlatmama izin verin. Bu tek boyutlu durumda bu küçük a'dır. Dolayısıyla bu sadece bir sayıdır. Küçük a devrik, a devrik a sadece tek vektör, satır çarpı bir sütun, bu da bir sayıydı. Bu bir sayıydı. Ve x de bu sayıların oranıydı. Ancak şimdi matrislerimiz var. Bu n çarpı n'dir. A devrik a, n'ye n olan bir matristir. Tamam. Çözüm için yandaki tahtaya geçebilir miyim? Pekala. İşte bu anahtar denklem. Şimdi artık hatırlamamız gereken denklemler için hazırım. Bu x şapka nedir? İzdüşüm nedir? İzdüşüm matrisi nedir? Bunlar benim 3 sorum. Bunları tek boyutlu durumda cevapladık. Şimdi artık N boyut durum için hazırız. Pekala, x şapka nedir? Bunun A devrik A'nın tersi A devrik B olduğunu söyleyebilirim. Tamam. Bu bizim denklemimizin çözümü. İzdüşüm nedir? Bu daha ilginç. İzdüşüm nedir? İzdüşüm A çarpı x şapka. Bu x şapkanın bu resme nasıl girdiğini açıklar. X şapka sütunların bileşimi. Bu sayıları arıyordum, artık onları buldum. Bu A'nın sütunlarının bileşimi bana izdüşümü verdi. Pekala. Artık bu vatandaşın ne olduğunu biliyorum. Bunu sadece A ile çarpacağım. A çarpı A devrik A'nın tersi A devrik B. Bu biraz karışık görünüyor. Fakat fena değil. Bu bileşim sihirli bir bileşim. Bu benim kullandığım son derece kullanışlı bir şey. Tek boyutta neydi? Bunu ne bulmuştuk? Bunu dersin başında bulmuş olmamız gerek. Ne yapmıştık? Evet, sadece tek sütun vardı ve bu küçük a'ydı. Küçük a çarpı a devrik eksi a devrik a'ya bölünüyordu, değil mi? Bu tek boyutlu durumdu. Çok boyutta ne olduğunu gördünüz, değil mi? Bunu direkt olarak bölemiyorum. Çünkü elimde bir sayı yok.
Bunun tersini koymak zorundayım çünkü elimde N'ye N matris var. Ancak formül aynı. Ve şimdi söyleyin bana, iz düşüm matrisi nedir? B ile hangi matris çarpılıp iz düşümü veriyor? İşte burada. İşte burada. Bilmeden altını çizmişim. Büyük P kullandığım iz düşüm matrisi bu ve bunu tekrar yazacağım. A çarpı A devrik A'nın tersi çarpı A devrik. Biraz müsaade ederseniz bu arada yaptıklarımı biraz düşünmek istiyorum. Bu formülü buldum. Ama aklıma gelen ilk şey pek de iyi değil. Neden burada iki matris çarpımını almadım da bunun tersini istedim? Neden çarpımın tersi için bildiğim formülü kullanıp pekala bu A'nın tersi çarpı A devriğin tersi demedim? Peki hey, bu A'nın tersi çarpı A devriğin tersi deseydim ne olurdu? Bunu yapsaydım bu videoya alınacaktı. Bu yüzden yapmayacağım. Pekala. Onu buraya yazayım. Ama videolara çok dikkat edin, tamam mı? Bu şeyi koyarsam bu A çarpı A ters çarpı A devriğin tersi çarpı A devrik olur. Bu da ne? Bu bir birim matris. Peki ne oluyor? Sorumu gördünüz mü? Bir şeyi bir şekilde yanlış yaptım. Buna izin yok. Ve bu neden böyle? Çünkü A bir kare matris değil. Kare matris olmadığından tersi yok. Dolayısıyla bunu böyle bırakmak zorundayım. Bu kabul edilemez. Eğer tersi alınabilir bir kare matrisi olsaydı, o zaman şikayet etmezdim. Bunun üzerine biraz düşünmeme izin verin. Bunu yapmamın sebebi A'nın bu matris olması ve bunun da çok sayıda satır olması. Burada sadece bir çift sütun var. A1 ve A2 gibi. Ama çok sayıda satır var. Dolayısıyla kare değil. Ve bu karesel değilse bu A devrik A kareseldir. Ama onu böyle kısımlara ayıramam. Bunu sadece A karesels yapabilirim. Peki A karesels'e yani A kare matris olup güzel tersi alınabilir bir matrisse ne olur? Düşünün bakalım. Peki bu durumda buna ne olur? Dolayısıyla bu formül işe yaramalı. Eğer A karesel tersi alınabilir güzel bir matrisse sütun uzayı nedir? Peki bu her şeyin mükemmel olduğu N'ye N tersi alınabilen bir matrisse sütun uzayı ne olur? Bunun hepsi Rn. Peki tüm uzaya iz düşüm yaparsam iz düşüm matrisim nedir? Bu birim matris olur değil mi? Eğer B'nin sadece bir düzleme değil tüm 3 boyutlu uzaya göre iz düşümünü alıyorsam B zaten sütun uzayındadır. Ve bu iz düşüm bir birimdir. Ve bu bana doğru formülü verir. Yani P, I'dır. Ama eğer bir alt uzaya iz düşüm yaparsam bu durumda bunu kısımlara ayıramam. Ve formüle sadık kalmam gerekir. Tamam mı? Dolayısıyla bu tek boyut için olan formülü hatırlarsam N boyutunda buna benzeyeceğini söyleyebilirim. Peki herhangi bir iz düşüm matrisinde ve bu matriste olmasını bekleyeceğim özellikler neler? Bir kere matris simetrik olacak ki öyle.
P devrik P'ye eşit olacak. Çünkü bunun devriğini alırsam bu terim simetrik ve bunun tersi de simetrik. Ve bunu devriklersem bu şuradan çıkar. Ve A olur. Ve A devrik de buradan çıkar ve tekrar P'ye dönerim. P karenin P olduğu gibi başka bir özelliğini de deneyebilir miyiz? Bunun da doğru olması gerekir. Geometriden bildiğimize göre birinci izdüşüm bizi sütun uzayına fırlatır. İkincisi ise bizi olduğumuz yerde bırakır. Dolayısıyla bunu çarparsam ki bunu yapayım. Bunu bir defa daha P ile çarparsam bir tane daha A olur. Dolayısıyla bir tane daha A. Bir tane daha A devrik A'nın tersi A devrik olur. Bir satırda 8 tane A var. Bu bayağı saçma. Bunun işe yaradığını görüyor musunuz? Dolayısıyla bunun karesini alıyorum. Peki ne yapacağım? Bu çarpımı nasıl görürüm? Pekala. Burada parantezleri uygun yerlere koymak istiyorum. Bu şekilde ne olduğunu görürüm. Burada bir A devrik var. Dolayısıyla bu A devrik A kendi tersiyle çarpılırsa bu terimlerin hepsi gider, değil mi? Ve sonunda elimizde A devrik kalır ki bu da tam bizim istediğimiz şey. Dolayısıyla P kare eşittir P. Dolayısıyla bu iki özellik geçerli. Pekala, artık tüm formülleri bulduk. X şapka, izdüşüm P ve izdüşüm matrisi büyük P. Ve benim işim de bunları kullanmak. Tamam. Elimde bir sürü denklem var. Ama ben en iyi cevabı bulmak istiyorum. Buradaki en önemli örnek ve en genel örnek burada noktalar olması. Dolayısıyla işte uygulama. En küçük kareler doğruya oturuyor. Pekala. Bu uygulamaya bugün başlayabilirim. Ama bu çok kapsamlı. Dolayısıyla bir ders yetmez. Dolayısıyla formülleri tekrarlamama izin verin. İşte buradalar. Ve fikirleri de tekrarlayalım. İsterseniz probleme bugün başlayalım. Elimde noktalardan oluşan bir demet veri var. Ve bunlar bir doğruya yakın dizilmişler. Ancak doğru üzerinde değiller. Bunu alalım ve t'nin 1, 2 ve 3'e eşit olduğunu farz edelim. Tekrar elimde 1, 2, 3 var. Dolayısıyla benim veri noktalarım aynen zaman yönü gibi. Bu her neyse buna b veya y veya herhangi bir şey diyelim. Bana bu 3 tane nokta verilmiş. Ve bunları bir doğruya oturtmak istiyorum. En iyi doğru üzerine. Dolayısıyla problem birinci noktayı oturtmak. Bir ilk nokta. İkinci noktaysa t eşittir 2, b eşittir 1 olur. Ve üçüncü noktaysa t eşittir 3 ve b eşittir 2 olur. Dolayısıyla bunlar benim 3 noktam. T eşit, affedersiniz bu 2. Pekala. Bu 1, 1 noktası, bu nokta 2, 2 ve bu da 3, 2 noktası. Ve tabii burada bir, yani bunlardan geçen bir doğru yok. Dolayısıyla en iyi doğruyu arıyorum. Burada muhtemelen buralardan geçen bir doğru arıyorum. Böyle bir yerden mi geçeceğini düşünüyorsunuz? Bunu bu noktadan geçirtemem. Çünkü geçmez. Bu bir çeşit, bu bunların arasından geçecek.
Ve buradaki hata, buradaki hata ve buradaki olabildiğince küçük hata olacak. Tamam. Şu anda yapmak istediğim şey A matrisini bulmak. Çünkü bir kere A matrisini bulduğumda artık işi formüller devralır. Dolayısıyla bu doğruya bakıyorum. B eşit C artı DT. Bu size bugün gönderdiğim ev ödevinizde var. En iyi doğruyu bulun. Bu C ve D sayılarını bulmaya çalışıyoruz. Bu bana doğruyu gösterecek ve bu doğrunun mümkün olduğunca bu 3 noktaya yakın geçmesini istiyorum. Tam olarak elde edemem tabii bunu. Bu noktalardan geçen 3 tane denklem var. Bu tam olarak bu noktadan geçer. Şimdi birinci noktada t eşit 1 olsun. Bunun anlamı c artı d'nin de 1 olduğudur. Bu 1, 1 var. İkinci nokta t eşit 2. Dolayısıyla c artı 2 de 2'ye eşit çıkar. Ancak ben üçüncü denklemi de bulmak istiyorum. Ve bu üçüncü denklemde t eşittir 3 ve c artı 3 de eşittir sadece 2. İşte anahtar bu. Çözmek istediğimiz ama yapamadığımız denklemleri yazmak. Bunun sebebi eğer bunları çözersek tüm bu 3 noktadan bir doğru geçirebiliriz. Tabii bu sayılar 1, 2, 2 farklıysa bunu yapabiliriz. Ama bu 1, 2, 2 sayılarıyla bunu yapamayız. Dolayısıyla bizim çözemediğimiz AX eşittir B denklemi nedir? Ben sadece buradaki matrisin ne olduğunu, bilinmeyen x'i ve sağ tarafın ne olduğunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu matris 1, 1, 1, 1, 2, 3, bilinmeyenler C ve D ve sağ tarafta 1, 2, 2. Denklemimi aldım ve AX ve B'nin ne olduğunu söyledim. Dolayısıyla bir çözüm yok. Bu 3 denklem ve 2 bilinmeyenli olup çözümü olmayan tipik bir durum. Ama hala ben iyi çözümü arıyorum. Ve en iyi çözüm bu çözümü olmayan AX eşit B denklemini çözmeye çalışmak değil. Çözümü olan bir denklem ki o da bu. Dolayısıyla çözülecek olan denklem bu. Bu konunun temel denklemi. AX eşit B denklemini çözemiyorum. Ama bunu A devrikle çarparsam inanılmaz bir şekilde çözebileceğim bir denklem elde ediyorum. Bu denklem bana x'i yani en iyi x'i en iyi yüzdüşümü veriyor. Bunun arkasındaki matrisi keşfediyorum. Pekala. Gelecek hafta örneği tamamlayacağım. Sayısal bir örnek. Teşekkürler.